Biz Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin yepyeni yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Evet, bugünkü misafirimiz gördüğünüz gibi Diamond Select Toys'un yine heykellerinden birisi olan Diamond Select Toys PVC Galeri The Batman Who Loves PVC heykeli. Peki derseniz ki Ahmet nedir bu Batman Hulaus nereden çıktı bu karakter hemen kısaca anlatayım size Scott Snyder tarafından yazılan Jock Mark Simpson tarafından çizilen bir çizgi roman serisidir kendisi Dark Multiverse evrenlerinin birisinde Batman çizgisine aşıp Joker'i öldürüyor Joker'i bu ölüm durdurabilir mi tabii ki hayır öldükten sonra salınan Joker gazı onu öldüren kişiyi zehirliyor ve Joker'e dönüşüyor yani bu karanlık evrenin Batman'i Joker'e dönüşüyor ve bundan sonra okunması gereken bir şaheser çıkıyor ortaya. Kesinlikle okuyun, kesinlikle bu seriyi takip edin. Heykele dönecek olursak Diamond Select Toys'un 2018'in Ekim ayında çıkardığı PVC heykelimiz yaklaşık 25 cm ebatında. Sezar tarafından tasarlanan heykel Alterton tarafından modellenmiş. The Batman Who Loves heykeli Ethan Van Sciver kaleminden çıkan Batman tarzına sahip. Heykel almak isteyen arkadaşlar için ilk bakışta şunu söyleyeyim, heykelin modellemesi, detayları ve boya işçiliği gerçekten muazzam. Boya işçiliğine ben kişisel olarak bir parantez açmak istiyorum. En küçük detaylara kadar çok güzel bir iş çıkartılmış. Gerçekten böyle mikro alanlarda çok güzel çalışmalar yapılmış. Ben çok başarılı buldum. Fiyat performans canavarı diyebileceğimiz bir heykel. İncelemeye geçmeden evvel ben size boyutunu anlayabilmeniz için yine küçük bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yancımız Beetlejuice var bugün. E, 7 inçlik standart bir Neca figürü bu. E, gördüğünüz gibi bu da <laughs> sevgili Batman Who Loves heykelimiz. Aradaki boy farkı budur arkadaşlar. Diamond Select Toys'un PVC galeri için standart hale gelmiş bir konsepti var. Tasarımları ve kudu epatı karaktere göre değişse de konseptleri hep aynı kalıyor ki ben çok seviyorum. Hemen bakalım sağ üst köşede Diamond Galeri logosu mevcut. Kutumuz yine dört tarafı heykeli görebileceğiniz yapıda tasarlanmış. Ön taraftan baktığınızda ürünü görebiliyorsunuz. Hemen alt tarafta 89 Batman logosu yer alıyor. Onun yanında DC logosu mevcut. İki yan tarafta da üstte Batman logosu varken altta The Man Who Laughs başlığını görüyoruz. Kutunun arka tarafında başlığımızın altında karakterin infosu ve heykelin bilgileri yer alırken hemen yan tarafında da güzel bir Batman illüstrasyonu görüyoruz. Her zamanki gibi kafa modellemesine bakalım. Heykele bakar bakmaz Batman'in dev Joker gülüşü dikkatinizi çekiyor öncelikle kıpkırmızı dudak rengi, beyaz cildi ve sararmış üzeri kirli dişleriyle nefis bir işçilik görüyoruz. Özellikle dişlerin üzerindeki ince işçilik gerçekten takdire şayan bir bir modellemişler ve boyama işçiliği PVC bir heykel için mikro alanda gerçekten oldukça kaliteli gözüküyor. Ayrıca çenenin modellemesinde ben çok beğendim. O Joker'in havasını direkt yansıtıyor size. Bununla birlikte kafanın hemen üzerinde Batman'in gözlerini kapatan demir başlığı ve son derece sivri spike'larını görüyoruz. Boya işçiliğinde metal tabakayı çok güzel yakalamışlar. Yer yerde kirli bir ton hakim. Kafanın iki yanında Batman'in kulakları sip sivri uzuyor. Sip sivri derken cidden diyorum batıyorlar arkadaşlar. Bir de dikkat edin çok kırılganlar fazlasıyla üzerine yüklenirseniz kırılabilirler bu açıdan Özellikle tutarken dikkat edin. Nefis kafa modellemesinden alt kısımlara doğru inelim. Boynun etrafını kaplayan deri ceketin kalkık yakası Erik Cantona'ya göz kırpıyor adeta arkadaşlar. Yakanın bir tarafında kemer tokaları da minicik ama son derece detaylı şekilde modellenmiş ve boyanmış. Hem sağ hem sol omuzun üzerinden geçerek ceketin ön tarafıyla arka tarafını bağlayan bir bağlantı var kıyafette. Buna omuz pedi mi diyeyim ne diyeyim bilemedim. E, i̇ki tarafındaki detaylarda gayet muazzam. Boyama işinde eskitme efektlerini çok başarılı kullanmışlar. Ayrıca gördüğünüz gibi küçük küçük dikişler de birbirine tutturmuşlar. Çok güzel bir modellemesi var. Ön tarafında ise son derece nefis modellenmiş. Bir o kadar da iyi boya işçiliğine sahip kemerleri görüyoruz. Cidden her biri için ayrı ayrı uğraşmışlar. Kaliteli bir iş çıkmış ortaya. Biraz deli gömleğini andırıyor ki zaten karakterimizde birazın çok ötesinde delilik barındırıyor. İki kolunda modellemesi son derece dinamik yapılmış arkadaşlar. Sol elin bileklerine sarılı demir zincirleri avucunun içinden aşağıya kadar sarkıyor. Zincirlerin modellemeleri çok iyi. Boya uygulamasındaki paslanma ve eskitme kalitesi de muazzam. Yine uyarayım çok yumuşak bir plastikten yapmışlar. Elinizde tutarken ya da çekerken kırabilirsiniz zincirlere dikkat edin. Aynı şekilde el modellemeleri de çok başarılı. Yüzden biraz daha açık bir tona sahip. E, tırnaklarda gırımsı bir boya var. Sağ elde ise benim çok sevdiğim bir detay var. İnce plastikten bir iskambil karsı var. Kartın detaylarını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Justice League'in tüm elemanlarının kafaları kazıklara geçirilmiş olarak yer alıyor. Ve kartın alt tarafında latince mort yani ölüm yazıyor. İnanılmaz güzel bir detay. Batman'in deri ceketi bel kısmında bitiyor. O noktadan sonra arkada pelerini andıran smokinvari bir bölge var. PVC statü diyorsun ama gerçekten detaylar inanılmaz. Dalgalanma ve kırışma modellemeleri Diorama ile birlikte heykele ciddi bir hareket ve dinamizm katıyor. Pelerinin uçları değişen Batman ile oldukça sivrileşmiş. Yine boya işçiliği gayet yerinde. Yer yer hafif bronz tonlar yer alıyor. Tüm heykelde olduğu gibi bu bölgede de doku işçiliğine ve eskitme efektlerine ayrıca dikkatinizi çekmek isterim. Çok başarılı bir işçilik var. Batman'in deri paltonunu da heykelin dinamizmine uygun şekilde hareketli modellenmiş. Üzerinde boya uygulaması özellikle dokusunu hissetme anlamında çok başarılı görüyorsunuz zaten. Batman'in botları ise gerçekten muazzam. Neredeyse diz kapağının altına kadar uzanan askeri tarzda bir bot bu. Ee, üzerindeki iplikler, kopçalar, her şey modellenmiş. Boya uygulaması da gayet güzel. Yine dış etkenlerden yıpranmış bir dokuya sahip. Bu anlamda da iyi bir işçilik çıkartmışlar. Metal ve kaya parçalarından oluşan bir beyzin üzerinde yükseliyor. Ben Diamond Select Toys'un ürettiği tüm beyzleri çok seviyorum. Marvel Select'te de diğer ürünlerde de, aksiyon figürlerde de, heykellerde de çok başarılı buluyorum. Bu base de öyle son derece katmanlı modellemesi, çok güzel boya uygulaması da son derece başarılı yapılmış. E, kesinlikle heykeli oldukça tamamlayan bir havası var. E, zaten heykelin pozlaması muazzam. Hepsi birlikte bütün bu detaylar bir araya geldiğinde gerçekten fiyatıyla beraber müthiş bir heykel çıkmış ortaya. Son olarak toparlayacak olursak heykel gerek modellemesi gerek boya işçiliği gerek detayları ve en önemlisi bulunabiliyor olmasıyla gerçekten göz dolduruyor. Batman severlerin çizgi roman severlerin Diamond Select Toys koleksiyoncularının kesinlikle kaçırmaması gereken ürünlerden birisi. Şimdi kontrol ettim, Jet stoklarında mevcut. İsterseniz dükkana gidip isterseniz internet üzerinden ürünü çok hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Buzz Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcününseyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.